Yeray. Bak bakayım şu tadına. Şefim, testi mi tutuyorsun bugün sen beni? Oğlum bak şunu tadın hadi. Şefim güzel olmuş. İyi. Şefe ne oldu bugün ya? Her şey sana taktırıp duruyor. Ve ben sana diyeyim hiç normal değil bu durum. Anlamadım ki. İnşallah evde yemek yaparken de tadıma çağırmaz. Ay lanetin adamcağız. Nazar'ın arasındaki soğan bilmek ağzında kısırdı. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz servisi kapattık ama bugün Şebnem Hanım'ın özel bir misafiri var. Onlara da servis vereceğiz. Onlar için çok güzel bir menü hazırladım. Menünün... Evet arkadaşlar, siz gidebilirsiniz. Ellerinize sağlık. Naz Hanım, Şebnem Hanım'ın yemeği ne olacak? Eminim Fırat Şef iki kişilik servisi kendi halledebilir. Hadi çıkın arkadaşlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hop 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 hop. Madem herkesi yolladın, bu akşam sen bana yardım edeceksin. Olur, ederim. Hoş geldin. Bunlar senin için. Çok teşekkür ederim. Çok güzeller. Sen de çok güzelsin. Geçelim mi böyle? Evet, geçelim. Sevgini de davet etseydim o akşam. Şebnem'in sevgilisiyle beraber onunla da tanışmış olurduk. Çok istedim ama kıskanırsın diye getirmedim. Çok iyi düşünmüşsün. Kesin kurdaşan dökerdin. Hayal gücün ne kadar güçlü ya. Mutfakta durumlar ne alemde acaba?
Fırat'la Naz birbirini kesmiyordur değil mi? Yani şey böyle konu Naz'la Fırat olunca yani hiçbir şeyin garantisi yok. Her şey olabilir. Ne bileyim böyle birdenbire el ele çıkıp böyle biz evleniyoruz falan da diyebilirler. Ya da ne bileyim biri diğerinin böyle cesedini sürüklerken şuradan böyle kapıdan çıkarken görebiliriz. O kadar haklısın ki. Şey acaba Fırat'la Naz bizim ilişkimizi öğrenince ne diyecekler? Yani ben de suratlarının alacağı ifadeyi çok merak ediyorum. Ben de. Sana Fransa'da okurken nasıl bıçak tutulur öğretmediler sana. Çok iyi öğrettiler de senin gibi küstah bir şefle nasıl çalışılacağını işledikleri dersi kaçırmışım belli ki. Tadına bak bakalım. Sen neden bakmıyorsun? Senin fikrini öğrenmek istedim. Tuzu azmış. Emin misin? Madem inanmıyorsun kendin bak. Bence harika. Hiçbir şeye eksik değil. Benim bu sosu kötü yaptığım görünmemiştir. Tadını alamasan bile mi? Neyse ki tadını alabiliyorum. Emin misin? Voilà. Hazır. Hadi gidip Şebnem'in yeni sevgilisini görelim. Sabırsızlanıyor. Hadi, salatanı almayacak mısın? Rabım, sen ne diyorsun ya? Lan. Gel, sana da sarılacağım. Çok sevindim. Hoş geldin Ergin. Hoş bulduk. Umarım hak ettiğin mutluluğu bulursun canım. Teşekkür ederim. Sizi çakallar sizi. Şölen bu ya. Şölen bunu kutlamak lazım. Harika bir çift olacaksınız. Ben eminim. Ben de vallahi. Göreceğiz. Hadi otursanıza. Tamam. Lafım benim ya. Slam parçası. Şebnem Hanım. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ay. Gerçekten çok güzel gözüküyor şefim. Kardeşim neler yapmışsın böyle ya? Thank you.
enfes. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Kardeşim döktürmüşsün, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Birazdan görüşürüz. Afiyet olsun. Ortalığı toplamak için kalmana da çok sevindim. Kendi tezgahından başlayabilirsin. Nasıl yaptım bilmiyorum ama eninde sonunda gerçeği ortaya çıkaracağım. Bugün burayı toparlayıp günü bitirelim. Yarın paranoyak tavırlarına devam edebiliriz. Demir Bey, mutfak ekibi şimdi geldi. Herkesi terasa çağıralım, toplantı yapmak istiyorum. Tabii efendim. Fırat. Naz. Bunlar ne? Çorba. Soğan çorbası, tatmanı istiyorum. Tadına bakıp hangisi tuzlu söyler misin? Fırat, buna cevap vermek senin için bu kadar zor olmamalı. Hangisi?
cevabı bilmiyorum. Bilmiyorum. Çünkü haklısın. Tat alamıyorum. Hepinizden özür dilerim. Naz Hanım haklı. Tad alamıyorum. Geçer diye düşündüm ama olmadı. Fırat şefim, geçici bir durumdur kesin yani. Doktora gittiniz mi? Gittim tabii. Merak edilecek bir şey yok arkadaşlar. Tamam, tamam. Arkadaşlar, lütfen herkes işinin başına. Servise yetişmemiz gerekiyor. Sıkıntı yok. Fırat, ben gerçekten çok çok üzgünüm. Yani neler hissettiğini tahmin bile edemiyorum. Ama bizimle paylaşmanı isterdim açıkçası. Umarım en kısa sürede iyileşirsin. Hatta umuyorum. Biliyorum. Sağ ol Şebin. Tebrik ederim. Sen kazandın. Oldu mu? Tamam mı? Rahatladın mı? Mutlu musun? Sayende iyi bir şef de değilim. İyiyi bırak. Artık bir şef değilim. Burada çalışmam için de bir sebep kalmadı. Herkese yalancı olduğumu da ispatladın. Var mı başka alacağım işe benden? Bundan memnun olduğumu mu sanıyorsun? Sanmıyorum. Emin. Belli ki hala intikamını alıyorsun. İyi niyetli bir insan bunu şova çevirmez. Başka türlü itiraf edecek miydin ki? Ben senin için de endişelendim. Sana defalarca sordum. Sakladın, inkar ettin, hep yalan söyledin. Ne yapacaktım? Ben sadece sana yardımcı olmak istedim. Evet. Kesin öyledir. Bir de bana yalancı diyemem. Mirza? Ergin? Senin ne işin var burada? Benim arkadaşlarımı mı kullandın? Ben çağırsam gelmezdin. Haklısın. Ver şu anahtarı. Hayır. Konuşmadan gidemezsin. Öyle bir giderim ki. Ver şu anahtarı. Gidemezsin dedim. İyi. Ben de sen o kapıyı açana kadar burada sessizce oturup beklerim. Ben bu dükkanda sabahlamaya alıştım zaten. Bu konuşmadan kaçamaz. Anlaşıldı. Benimle konuşmak için bu kadar zahmete girdiğine göre önemli bir şey var. Ne oldu? Benden özür mü dileyeceksin? Gerçi bir dakika. Kimse de yok burada. Sen seyircisiz. Yani senin tarzın değil bu. Sen bana oyun oynamak istediğin zaman kalabalıkları tercih ediyorsun. Restoran. Nikah masası. Şimdi neden yalnızız? Ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum. Buraya da özür dilemeye gelmedim zaten. Niçin geldin o zaman? Beni daha fazla aşağılayamazsın çünkü. Burada hastalığını tedavi edebilecek en iyi doktorların bir listesi var. Senin için en iyisini işaretledim. Yarın randevu almanı istiyorum. Emrin olur. Senin iyiliğin için uğraşıyorum Fırat. Çok geç. Bana olan öfken yüzünden hata yapacaksın. Evet, haklısın.
Sen beni her ittiğinde geri döndüm. O nikah masasında bıraktığında da geri döndüm. Aynı şey. Aynı şey. Ben her defasında kendimden verdim. Ve en büyük hatam sana aşık olmak oldu. Vicdanını bu şekilde rahatlatmana müsaade etmeyeceğim Nassoyler. Benden uzak dur. En başından beri istediğim bu değil miydi zaten? Bu kadar konuşma yeter. Ver şu anahtarı. Ben burada çalıştım. Bak şu çocuğu görüyor musun? Her gün kilolarca soğan soyuyor bu çocuk. Sabah 5'te geliyor bu dükkana. Önce bütün dükkanı paspaslıyor. Sonra masaları hazırlıyor. Sonra servise yardım ediyor. Sonra da ne kadar ayak işi varsa hepsini yapıyor. Bana değil, o çocuğa bak. O çocuğun hikayesini dinle. Bu çocuk buradan gece en son çıkıyor. Son müşteri çıkana kadar bekliyor. Sonra masaları toparlıyor. Sonra ne kadar zor iş varsa hepsini bu çocuk yapıyor. Niye biliyor musun? Bir gün kendi mutfağını yöneten bir şef olabilmek için. İşte sen bu çocuğun hayallerini aldın elime. Bana yaptığın şey bu. Özür dilerim. Çok geç. Çok. Artık Naz'a aşık Fırat yok. Sen o Fırat'ın kalbini bile bile her gün yaktın. Defalarca öldürdün. Ama artık bitti. Şimdi sıra bende. Çünkü belli ki sen canın acımadan durmayacaksın. Ben istedim. Ay iyi ki geldin Ergin ya. Sensiz ben burada kalpten giderdim. Peki sence hangi aşamada müdahale etmemiz lazım? Hiçbir aşamada. Çünkü Naz bunu asla kabul etmeyecek zaten ama... Yasal olarak da başka çaresi yok kızımın. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Böyle bir şeye asla müsaade etmem. Senin müsaadene ihtiyacım yok. Bana karışamazsın, istediğimi yapam. Hemen burayı eski haline çevir, hemen! Senin yüzünden itibarımız sarsılacak. Benim zaten senin yüzünden şeflik itibarım sarsıldı. O yüzden istediğimi yaparım. Saçmalıyorsun Fırat. Hayır, belki de hayatımda ilk defa saçmalamıyorum. Kariyerimi bitirdiğin için elimdeki hisseleri... değerlendirmeye karar verdim. Yani parasını versen de hisseleri sana geri vermeyeceğim. Yalnız hatırlatırım, hisselerin restoranın yarısını satın almadı. Pardon. Şöyle. Ben
bu savaşın içinde yer almayı kesinlikle reddettiğim için kendi hisselerimin işletim hakkını size eşit olarak veriyorum. Sizi çok seviyorum ama yalnız rica edeceğim. Bu restoranı batırmayın, olur mu? Ne yapıyor şu an? Sinirle buraya doğru geliyor mu Naz? Yok, gördüğüm kadarıyla sıcak çatışma şiddetini arttırarak devam ediyor. Benim kimseyi kendi tarafına çektiğim falan yok. Kendisi karar verdi. Ayrıca dışarıda durup bu tarafı izleyen ortak ben olsaydım, ben de Fırat Şef'i desteklerdim. Eğer canımı yakmak için bulduğun yol buysa, boşuna uğraşma derim. Asla başaramayacaksın çünkü. Bu sınır burada kalacak ve bu sınırı kimse ihlal etmeyecek. Madem bu restoranı ikimiz bu şekilde işleteceğiz, olay bu şekilde devam edecek. Ergin bana bittiğini söyle. Bitti de lütfen. Bitti mi? Tamam. Ha, muhtemelen ben 3 hafta içinde işsizim zaten. Değil mi? Sizin restoranda eğer böyle bir tane elemana falan ihtiyaç olsa ben çalışırım bu arada. Ya da ben niye çalışıyorum ya? Ben niye çalışıyorum ya? Ben çalışmayayım böyle. İşsiz, güçsüz, kariyersiz, çoluklu, çocuklu bir hayat kurayım. Evleneyim ben ya, değil mi? Ha? Bir dakika, bir dakika. Sen ciddi misin? Evlenmek mi istiyorsun? Tabii canım, tabii. Ben evleneyim. Ben niye evlenmeyeyim ki ya? Ay yok, yok. Gerçekten daha fazla dayanmayacak benim kalbim bunu izlemi. Şebnem, benimle evlenir misin? Ne? Bir dakika. Gerçekten mi? Gerçekten. Tüm kalbimle hayatımın kadını olmanı istiyorum. İzin ver, seni çok mutlu edeyim. Nasıl olacak ki bu ya? Yani nasıl olur böyle bir şey? Yani biz çok yeniyiz şu anda. Yani zaten her şey çok karmaşık ayrıca. Ben annemlere söylemedim bile. Yani ben Gölyazı'ya da gidemedim hiç. Yani böyle şeyler telefonda da anlatılmaz ki. Tamam, 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 tamam. Sevgilim bir nefes al. Şaka yaptım, şaka. Nasıl şaka ama? Nasıl buldum ben değil mi? Böyle açma halkası falan komikti ama değil mi? Ha? İtiraf et, komikti. Ben işime döneyim. Sen de lütfen gider misin? Salaksın oğlum sen. Salak. Durduk yere yaktın başını. Yani bir kadına yapılacak şaka mı bu? Açma halkası nedir ya? Maaşım. Kandemir Bey'i alamazsın. O benimle kalacak. Bal gibi alırım. Biz onunla başından beri beraberiz. Biz de onunla sonuna kadar devam edeceğiz. Tamam. Kandemir Bey'i alabilirsin. Nasıl olsa bu saçmalık uzun sürmeyecek. Nazan'ım. Seyhan'ı da alıyorum. Seyhan, bu tarafa gel. Ne? Seyhan, bu tarafa gel. Ya sen tat almayan bir şefi mutfağından çıkan yemeklerde ne kadar da ayakta kalabileceğini düşünebiliyorsun. Bayağı. Çünkü çok iyi bir ortağım var. Kimmiş o? Teyzem. Teyzem. Hoş geldin. Hoş bulduk oğlum.